Sonra yanlış bir sonuç olmuştur. Sıkılmışsınızdır, kimseye söylememişsinizdir. Devamı ya doğru gelmiştir ya yanlış gelmiştir. Yalana insan beklemediği bir sonuçla karşılaştığında başvurabiliyor. Onu kendisinin yaptığı bilinsin istemiyor. Bu bir kişilik bozukluğuna kadar dönüşüyor. Toplumları tehdit ediyor, zaman içinde büyüyor. Bugün de çok yalan var. Hem dünyada hem Türkiye'de. Sizin bunları bilmenizi istemiyorlar. Bilirseniz eğer o koltuklarda bir daha oturamayacaklarını, aranızda dolaşamayacaklarını düşünüyorlar. Önce dünyadaki yalanlardan başlayalım. Dünyada her şey maşallah çok iyi gidiyormuş. Yıllardır likiditenin çok bol olduğu söyleniyor. Türkiye'de hükümetlerin de hep doğrularını yaptığı, dışarının da bunları takdir ettiğini. Hepsi koca bir yalan. Sadece kartlar karıştırılıyor. Size nasıl görmenizi istiyorlarsa vereceğiniz tepkiye göre öyle gösteriliyor. Bunların hiçbiri gerçek değil. Dünya çok hasta. Böyle olduğu içindir ki yeni bir dünya düzeni arayışı içindeler. Bu arayış 25-27 yıldır aralıksız devam ediyor. Bu arayış devam ettikçe ülkemizde bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin de sorunları ağırlaşıyor. Bu küreselleşme bize hiç yaramadı. Bu küreselleşme yeni dünya düzenine doğru bir geçiş süreci. Bu süreçte yalan bol, giderek artacak, büyüyecek. Şu anda dünyada gelir dağılımı çok bozuk. Eğer işler iyi gidiyor olsaydı bu kadar bozuk olmaması, bozulmaya devam etmiyor olması gerekirdi. Dünya nüfusunun %15'i gelirin %85'ini paylaşıyor. Para çok ama dünya nüfusunun %85'i, %15'i paylaşamıyor. Sorun çok. Peki bu insanları nasıl sakinleştirip yönlendireceksiniz? Gerçekleri nasıl bu noktaya geldiğini anlatırsanız onların gazabına uğrarsınız. Gazabına uğramamak için yapacağınız bir tek şey var. Onları robotlaştırmak. Onları insan olmaktan çıkartmak, koyun sürüsüne dönüştürmek. Evet, yapılan budur. Siz buradakiler, televizyon başında izleyenler, bu sınıfa sokmaya çalışanlara isyan edenlersiniz. Sayınız büyüyecek. Dünyadan bahsediyorum. Bakıyorsunuz dünyada para sürekli bollaşıyor. Petrol de fiyatı da yükseliyor. Yükselmesi bir tehlikenin işareti, bunu anlarsınız diye çok korkuyorlar. Yeni yeni masalla üretiyorlar. Çok doğal. Sanayi toplumu yeniden üretilemeyen kaynakları tüketiyor. Bir gün tükenecek. Tükenme yaklaştıkça da fiyatları çok doğal olarak yükselecek. Arz artan paraların da değeri düşecek. O kadar normal ki. Yeniden üretilemeyen kaynakları tükettiğinizde geleceğinizde de tüketiyorsunuz demektir. Onları idareli kullanmanız lazım. Tam aksine. 1998'de günlük petrol tüketimi 73-75 milyon var arasındaydı. Şu an nazire yaparcasına 86-87 milyon var tüketiyoruz. İsraf o kadar büyük ki doğmamış çocukların, gençlerin hepsinin geleceği tüketiliyor. Bunlar hiç konuşulmuyor. Şu anda dünyanın durumuna bakalım. Gerçek durum nedir? Biz AB müzakere sürecindeyiz. Peki AB'nin geleceği nasıl, hiç merak ettiniz mi? Avrupa Birliği'nin uzmanlık konusu sanayi üretim. Sanayi üretimde dünyada büyük bir kriz var. Sanayi üretim arzı arttıkça ürün fiyatı düşüyor ama ham madde fiyatları yükseliyor. Arz fazlası oluştukça maliyeti en yüksekler bu işten vazgeçmek zorunda. Avrupa'nın tek gelir kapısı da sanayi üretim. Avrupa gelirsiz kalmaya koşuyor. İflasa gidiyor. Size geçmişini gösterip gelecek öyleymiş gibi pazarlıyorlar. Avrupa'nın geçmişiyle geleceği büyük tezatlarla dolu. Sonuç tam tersi olacak. Aldıklarının hepsini verecekler. Ama orada başka şey de olacak. İnsanlar da orada da uyuma var. İnsanların alıştığı tüketim düzeyi bir bağımlılık yapıyor. Ne zaman ki ondan vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz, o zaman uyanmaya başlıyorsunuz.
Onun için uyanmasın diye insanlar bankacılık kesimi fazla mesai yapıyor. Gerekirse ilkelerini tüketiyor. Medyada çok çalışıyor. Aynı oyunlar orada da var. Avrupa'da yaş ortalaması 50'ye yakın. Sosyal güvenlik sistemleri iflasın eşiğinde. Yeni yeni yasalar gerekiyor ama toplum örgütlü bilinç olunca sokağa bir çıkıyor, geri kaçıyorlar. Anayasayı değiştirmeye kalkıyorlar. Toplum örgütlü tepki veriyor. Hayır diyor. Onlardan bazı dersler almamız gerekiyor. Ama bize vermeye çalıştıkları değil, biz seçip almamız lazım. Bilinçli ve örgütlü toplum olmak zorundayız. Nasıl bir gelecek istediğimizi biz belirlemeliyiz, başkaları değil. Evet, sanayideki sorunlar, dengesizlikler giderek büyüyor. Bu bir şeyin işareti. Dünyanın çivisi çıktı. Bir devir bitiyor, yeni bir döneme koşuluyor. Dünya artık 6,5-7 milyar insanı besleyemeyecek. İmkanlar son derece sınırlı. Yeniden üretilemeyen kaynakların tüketimi pek çok sıkıntı yaratacak. Hocamız doğal depremden bahsetti ama daha önce finansal depremi yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Geçen hafta bir şeyler yaşadık. Bunlar tesadüf mü? Hayır, bunlar davul çala çala geliyor. Ben 5 yıldır 10 yıldır ağzımda tüy bitti. Bana felaket tellalı dediler. Niye felaket tellalıyım biliyor musunuz? Sizin uyanmanıza sebep olurum diye korkuyorlar. Şimdi dünyada olup biten olumsuzlaş trend 1980'lerde başladı küreselleşmeyle. Onu pas geçiyorum ama bugünkü amacım küreselleşmeye başlayan şunu söyleyeyim. Güçsüzler yaşamaya hakkı yok. Ulus onları kollayan ulus devletler onların da yaşamaya hakkı yok. Güçlüler haklıdır. Onlar eyle tutacak. Yeni dünya düzenini onlar kuracak. Kimin yaşayacağını, kimin yaşamayacağını onlar karar verecek. Bazı robotları da tedavülden kaldıracaklarmış. Bizim geleceğimiz hakkında kararı onlar mı verecek, biz mi vereceğiz? Tabii ki. Ama bize büyük oyun oynadılar. Türkiye bu 80'li yıllarda girdiği zaman tünelinden çıkmakta da zorlanıyor. Şu anda 1988'den beri akut kriz içindeyiz. Dışarıdan gelecek sermayeye bağımlıyız. Bu sermaye daha çok bağımlı olanlar da dış güçlerin uşağı olmayı tercih etti. Şu anda Türkiye tam bağımlı. Çok iyi sömürülen, kendi geleceğini kendi belirleyemeyen bir ülke. Aynı Osmanlı'nın son 50 yılında olduğu gibi dışarıdan para gelsin diye yasalarını da dış taleplere göre değiştirme eğiliminde. Bundan sonra Süheyl hocamız konuşacak. Hepsinin sebebi dışarıdan para bulmak için. Yabancılar para getirmek için hangi yasanın değişmesi istiyorsa hepsi gerçekleşiyor. Sipariş üzerine. Yeni kapitülasyonlar var mı? Var. Bol miktarda. Yeter artık. Evet, biz duygusal bir toplumuz. Yeniden üretilen bizim duygusallığımız büyük bir güç. Ama büyük bir zaaf olmaya başladı. Değişmemiz gerekiyor. 90 yıl önceki nesilden farklıyız. Gidişatı beğenmiyoruz ama bir şeyler yapmamız lazım. Şu anda Türkiye büyüyormuş 5 yıldır. Büyümüyor arkadaşlar. Yalan. Dünyada da Türkiye'ye sermaye yönlendirmek için, Türkiye'yi pazarlamak için farklı göstermek gerekiyor. Siz biliyorsunuz da Türkiye'ye gelen yabancılar bilmiyor bunu. Bilmesi de istenmiyor. Enflasyon düşüyormuş. Yalan. Türkiye'de ortalama gelir belli. Ona göre bütçenin harcama standartına göre enflasyonu ölçün. Rakamın daha yüksek olduğunu göreceksiniz. Gelirler politikasının bir sonucu, uyuşturuyorlar. Türkiye'de gelirler sistemle aşağı çekilecek. Türkiye'de bakıyorsunuz, işçi perişan. Niye perişan? Türkiye'de uygulanan politikalar sonucunda fabrika kalmayacak, sendika kalmayacak, işçi kalmayacak. Türkiye'de uygulanan politikalar çiftçiyi de bitirecek. Halkımızın %90'ı önümüzdeki 5 yılda bu politikalar devam ederse her şeyini kaybedecek. Siz kaybetmeden uyananlar, diğerlerini de uyandırmak konusunda çok çalışmalısınız.
Burada toplanmamızın amacı bir tepki. Ama tepki yetmez.